Bizimle Zümrüt Şatosu'na gelir misiniz lütfen? Prens Charles sizi bekliyor. Mutlu evlilik. Prens Charles, aradığınız genç bayanla karşılaşmaya hazırlanın. Cinderella. Ah, Cinderella. Artık balodaki kızın neden o kadar tanıdık geldiğini anlayabiliyorum. Ah Charles, seni gördüğüme o kadar sevindim ki. Balo gecesi seni son kez gördüğümü düşünmüştüm. Bunu nasıl söylersin? Sen kalbimde hep özel bir yere sahiptin Cinderella. Bugün daha da fazla. Şimdi lütfen bana gülümse ve kalacağına söz ver. Gel, ailemle tanışmanı istiyorum. Anne, baba, bu Cinderella. Tanıştığımıza sevindim Cinderella. Zümrüt Şatosu'na hoş geldin. Düğünü sabırsızlıkla bekliyoruz biliyorsun. Ama bu arada küçük bir parti planladık. Kalmasın. Prens Charles evleniyor. Nihayet kral zevkli uçuyor olmalı. Bak sen. Bunları senin için dışarı koyacağım. Daha çok teşekkür ederim Pierre. Cinderella, orada ne yapıyorsun? Her an seni almaya gelebilirler. Beni duydun mu? Cinderella! Evet Jean, ama senin için hazırladığın listeyi bir kez daha kontrol etmek istiyorum. Böylece gerisini kendiniz halledebilirsiniz canım. İhtiyacınız olacak her şeyi yazdığıma eminim. Cinderella. Efendim? Onu boş ver şimdi. Biz hallederiz. Sen bir prensessin. Biz de oturup şımarıklık yapacağımıza bir şeyler öğrenmeye karar verdik canım. Bu harika. Umarız Zümrüt Şatosu'na taşındıktan sonra bizi tamamen unutmazsın Cinderella. Bizi düğüne çağıracaksın değil mi Cinderella? Elbette. Teşekkür ederiz. Elbisesini merak Cinderella, ediyorum. Cinderella, bu sana hayatım. Çok teşekkür ederim anne. Bu benim için çok anlamlı. Ne diyorsunuz kızlar? Çok yakıştı. Bunu bu sabah üçümüz yaptık Cinderella. Çok teşekkür ederim. Merhaba, kimse yok mu? Efendim, döndünüz. Bu sefer temelli döndü. Baba! Baba! Bu ne hoş bir sürpriz. Eve döndüğüne çok sevindim. Bu kadar çabuk döneceğini beklemiyordum. Ben de döndüğümde her tarafta düğününün duyurulduğu afişleri görmeyi beklemiyordum Cinderella. Charles'ı çok seveceksin. O zaman sana güzel bir hediye almam gerekecek. Ne istersin? Baba, senin eve sağ salim dönebilmen istediğim en büyük hediyeydi. Ve hepimizin yeniden böyle bir arada olması. Benekli, Misha, arkadaşlarınızla buraya gelin. Hepinizi sonunda böyle neşeli ve mutlu görmek ne kadar güzel. Hoşça kalın. Düğünleri
çok güzel olacak. Gitmek için sabırsızlanıyorum. O çok şanslı. Kızlar, telaşlandırmak istemem ama yemek için bir şeyler hazırlamaya başlamanız gerekiyor, tamam mı? Peki. Hey, nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Şatoya hayvanlar giremez. Bunlar sıradan hayvanlar değil efendim. Bunlar Cinderella'nın en iyi arkadaşları. Prenses nereye giderse sadık arkadaşları da peşinden gider. Özür dilerim, hata yaptım efendim. Cinderella'nın gelmiş geçmiş en güzel prenses olacağına eminim. Katılıyorum. Gidip onu görelim. Elimizi çabuk tutalım. Acele edin baylar. Ne kadar kabala. Çok tuhaf. Kokusu tanıdık geliyor. Çok güzel görünüyorsunuz Prenses Cinderella. Sizin bana diktiğiniz elbise sayesinde. Hayır hanımefendi. İçten gelen çok özel bir güzelliğiniz var. Elbise onu tamamlıyor. Prens Charles sizi tekrar bulduğu için çok memnunuz efendim. Aa, teşekkür ederim. Ama o tepsi prense mi? Hı hı. Charles, sabırsızlığını anlıyorum ama buraları aşınlamak zamanı hızlandırmayacaktır. İnan bana dostum. Siz sonsuza dek beraber olacaksınız. Evet, biliyorum Alex. Bu o. Hayır, üzgünüm Charles. Teşekkür ederiz, gerçekten harika. Bunlar seni birazcık rahatlatır. Dostluğa Alex. Teşekkür ederim, ikiniz için de çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Teşekkür ederim. Şerefe. Charles! Charles! Neyin var senin? Charles, cevap ver. Neyin var? Prenses Cinderella, biz hazırız. Siz işaret verir vermez başlayacağız. Bir dakika sonra hazırım. Harika görünüyorsunuz. Beğendin mi? Size bahçeye kadar eşlik edeyim. Prenses! Prens Charles nerede? O çok derin, sonsuz bir uykuda. Charles, hayır. Sonunda ondan kurtuldum. Emekli olduğumuzu açıklayıp tahtı Charles ve Cinderella'ya devretmeye ne dersin? Ben de sana aynı şeyi soracaktım canım. Krallığın daha iyi varislere bırakılabileceğini sanmıyorum. Ertelemeye karar vermedilerse biraz geciktiler. Majesteleri sizinle konuşmam gerek. Önemli olmadı. Korkunç bir şey oldu.
Cinderella! Bu zaral olmadı. Majesteler, ümitsizliğe kapılmayın. Neler oluyor? Nasıl bir rüzgar? Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni! Korkaklar sürüsü. Kıymetli prensiniz artık yok. Ve Cinderella da ona katılmak üzere. Bırak onu zaral. Siz krallığı bana verene kadar hiçbir yere gitmiyor. Tahtı bırakın. Hemen. Bu ne cüret? Dediğini yapsam bile kimse seni kral olarak kabul etmez. Charles'ı bulmam gerek. Cinderella. Düğününde ne cüretle bunu ona yaparsınız? Derhal bırakın onu. Bunu yanınıza bırakmayız. Majesteleri, bana derhal şatonun anahtarlarını verin. Yoksa Cinderella feci biçimde aşağıya düşecek. Bunu yapamazsın. Aa, benekli. Köpekler pek arkadaş canlısı görünmüyor. Geçimize asla izin vermezler. Ben de sizin kadar korkuyorum ama Cinderella'ya yardım etmeliyiz. O bizden çok daha kötü bir durumda. Şu an onu sadece biz kurtarabiliriz. Yanındayım Benekli. Evet, onlara gösterelim. Hadi arkadaşlar. Hav! 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 Cinderella! Çek ellerini üstünden. Hayır, hayır! Bunu yapma zaral. Prens Charles! Charles'a ne yaptılar Alex? Bunun içinde zehir olmalı. Majesteleri, bütün gün burada bekleyemem. Burayı asla yönetemeyeceksin. Majesteleri, Prens Charles'ı hiçbir yerde bulamıyorum. Onlara inanmıyorum. Bizi kandırmaya çalışıyorlar. Rüya böyle bitmeyecek. Charles ölseydi bunu kalbimde hissederdim ben. Ne yapabiliriz Ziyan? Bilmiyorum Marcel. Onlar bizden çok güçlüler. Belki senin kristal küren bize yol gösterebilir. Denemekten zarar gelmez. Ha? Majesteleri, zamanınız azalıyor. Ah Charles. Son kararınız nedir majesteleri? Sen kazandın. Seni Zümrüt Krallığı'nın yeni... Hayır durun. Zümrüt Krallığı'nın... tek ve gerçek kralı için. Bu Prens Charles. Bunu biliyordum Charles. O zehirden nasıl kurtuldu? Charles, o iyi. Tanrı'ya şükür. Düğünümüze geldiğine pişman olacaksın. Prense yardım edin. Varım. Kılıç derslerin sayesinde iyi bir kılıç ustası oldum. Sanırım sana teşekkür etmeliyim. Bu iş bitti zaral. Charles, hazırız. Charles hakkında çok yalan söylediğini biliyordum. Onu asla yenemeyeceksin. Yalan değil, sadece şansı yaver. Ama nasıl? Bugün böyle bir şey yapacağını bildiğim için hazırlıklıydım zaral. İkiniz için de çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Şerefim. Teşekkür ederim. Charles! Charles! Neyin var senin? Ne oldu? Cevap ver. Neyin var Charles?
Hediyen için sana teşekkür notu göndermedim diye bana alınmadın umarım. Hain! Bu iş daha bitmedi serseri. Daha kazanmadın. Ha? Dur Saral! Bırak onu! Çağ! Seni kurtaracağım! Seni korkak! Zümrüt krallığını gerçekten istiyorsan neden bana meydan okumuyorsun? Hayır Charles, onunla dövüşme. Ama unutma, burayı asla gerçekten yönetemeyeceksin. Bir krallık ancak halk krala inanırsa gelişebilir. Yanılıyor. Krallıkları en büyük güce sahip olanlar yönetiyor. Ve şu anda elinde seni teslim olmaya zorlamak için gereken her şey var. Gerçek bir kral sahip olduğu gücü insanların iyiliği için kullanmalıdır. Bütün krallığı için. O haklı. Bu çok saçma. Cinderella! Daha bez etmedim. Dikkat et. Ben iyiyim. Onu rahat bırak. Onun bir aptal olduğunu söylemişti. Hayır Saral. Seni tuttum. Gözlerim göremiyorum. Dikkat et. Bu taçla seni kral ilan ediyorum. Ve zümrüt kristalini tutan bu taçla seni kraliçe ilan ediyorum Cinderella. Yaşamınız mutluluk ve aşk dolu olsun çocuklarım. Krallığınız neşenizle ışıldasın. Tebrik ederim majesteleri. Teşekkür ederim. Yaşasın. Yaşasın. Bana prenses olma hayalini anlattığın anı hatırlıyorum. Senin için çok mutluyum Cinderella. Hayallerin gerçek oldu. Çok teşekkür ederim baba. Kristal küremde gördüğüm tam da buydu işte. Onunla tanıştığımız gün bir prenses olduğunu anlamıştım. Krallığımıza yakışacak güzellikte bir kız. Evet. Sen artık burada yaşayacağına göre biz çok yalnız kalacağız. Ama isterseniz her gün bizi ziyarete gelebilirsiniz çocuklar. Kapımız size hep açıktır. Yaşasın! Demek Charles artık konuşmalarımızı anlıyor. Ben de büyüyünce Cinderella gibi olmak istiyorum. Ben de Prens Charles gibi kral olmak istiyorum. Belki rüyalarımız da gerçekleşir. Cinderella hayalini öyle ulaştı. Düşlerinden hiç vazgeçmedi. Gerçekten iyi bir kalbi var. Hayali gerçek oldu çünkü ona her zaman inandı. Yani ben de gerçekten prenses olabilir miyim? Ben de prens kadar cesur olabilir miyim? Yok ben. Eğer inanırsanız. Çok teşekkür ederim Bayan Colette. Sizi asla unutmayacağım. Güle güle.